gelini bekliyoruz herhalde. Evet. Yılmaz Bey birazdan burada olur. Ben bir su alabilir miyim? Tabii. Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun oturun. Rahatsız olmayın. Sizi buraya kadar yorduk. Size sormak istediğim bazı sorular vardı. Telefonda da sormak istemedim. Tabii ki. Öncelikle ne içersiniz? Ben bir su istemiştim ama. Pardon, benim hatam. Bana da bir kahve söyle. Evetciğim. 2 sade kahve misafirimiz için de bir bardak su lütfen. Tamam dayı. Bekir'i tanıyorsun herhalde. Bekir benim rahmetli kız kardeşimin kocasıydı. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Sağ ol. Biraz araları bozuktu son zamanlarda. Bekir bazı kaçamaklar yapmış. Sonradan öğrendik. Galiba sizde de bir ahbaplığı varmış. Bekir Bey'i tanırım ama öyle devamlı bir görüşmemiz yoktu. Fakat dışarıda bir restoranda ya da davette denk geldiğimiz zaman selamlaşır konuşurduk. Tatlı da bir insan Bekir Bey. Bakın hanımefendi, ben insanların özel hayatıyla ilgilenmem. Fakat benim kız kardeşim öldürüldü. Bekir'i en son oğlum bir kadınla bir otele girerken görmüş. Siyah düz saçlı. Uzun boylu bir kadın. Tabii bizim de bir takım kuşkularımız var. Sağ olsun yadigarda araştırıp size ulaşmış. Siz de bu tarife uyuyorsunuz. Yılmaz Bey. Burada bir insanın hayatından bahsediyoruz. Bunu bana vermenize gerek yok. Bekir Bey'le dediğiniz yerde olmuş olsaydım oradaydım derdim. Şimdi Hazal Hanım, siz de az evvel söylediniz ya, Bekir Bey'le dışarıda arada sırada yan yana gelirdik diye. O zaman size şöyle sorayım. Madem ki onun yanındaki siz değildiniz, Bekir Bey'le karşılaştığınız bu zamanlarda Bekir Bey'in yanında size verdiğimiz tarife uyan, siyah saçlı, uzun boylu, zayıf bir kadın gördünüz mü? Evet. Gördüm. Kimle gördünüz? Pardon. Adın neydi? Heves. Ben Bekir'i Heves'le gördüm. Hazal Hanım. Sen ne dediğinin farkında mısın? Heves benim yeğenim olur. Handan Hanım'ın da kızı gibiydi. Sana Bekir'le ilgili sorduğumuz sorunun Heves'le ne ilgisi var? Bir dakika yadigar. Bir dakika. Heves'le Bekir'i mi baş başa gördün? Evet. Bir restoranda baş başa birlikte yemek yiyorlardı.
Ama bir süre sonra onlara kız kardeşiniz Handan Hanım da katıldı. Handan mı? Handan Hanım'ı malum. Gazetelerden biliyorum. Durum bu. Ben Bekir'i başka herhangi biriyle görmedim. Anlıyorum. Pekala. Sizi buraya kadar yorduk. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Önemli değil. Abi. Biz belli ki bu kadını böyle bulamayacağız. Sen bana bir müsaade et. Ben bu Bekir'i bir ufak ezeyim. Olmaz Yadigar. Bu işi Bekir'in yaptığından emin olmamız lazım. Yoksa Yasemin'i bana karşı kullanır. Yeğenimi kendi safına çeker ve bu işten o karlı çıkar. Sen nasıl diyorsan abi. Ne yapıp ne edip Ufuk'un gördüğü o kadını kendi imkanlarımızla bulacağız. Kadın gitti, sorun yok. Anlatırım sonra. Bu Vedat nerede Meral? Bir saattir ortada yok. Yemek hazırlama, ben balık hazırlatıp geleceğim dedi abi. Hala bekliyoruz. Aferin. Karısını düşünen adamı severim. Belli ki bu Vedat seviyor seni. Biz Vedat'ı beklemeyelim abi. Çorbalarımızı içelim, sonra aperatif bir şeyler hazırlarım ben. Ben geldim. Nerede kaldın Vedat? Abimin şekeri düştü, düşecek. Aman düşmesin şeker falan sakın ha. Vedat'ınız geldi işte, yetişti mi imdadınıza? Hadi oyalanma. Tamam. Buyurun. Vedat sen balık yaptırıp geleceğim demişsin. Ne bu şimdi? Balık abi. Ne balığı bu? Japon balığı abi bu. Sushi. Yok muydu oğlum palamut? Tam da mevsimi. Nasıl yiyeceğiz şimdi biz bunu? Ne bu? Ya abi biz artık zengin hayatı yaşıyoruz, anladın mı? O eski usul alışkanlıklarına veda eder misin lütfen? Ya alış artık bu gerçeklere ya Ökkeş abim. Bundan sonra bizim soframızda her daim sushi olacak. Bir saniye. Aa Ökkeş abi. Alacağım bak bunu. Tamam mı? Tık. Öyle tutuyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir şey. Baba. Ben artık bu durumla baş edemiyorum. Ali ile aynı şehirde olmaktan bahsediyorum. Her an buraya gelebilme olasılığı olduğunu bilerek... ...holdingde sürekli karşılaşabilme olasılığımız da var. Yasemin'den ötürü.
Ali'ye bu kadar yakın olup ona direnmek çok güç. Benim güzel yeğenim, siz her başınıza bir şey geldiğinde öyle her şeyden vazgeçip gitmek isterseniz olmaz ama. Ama ben çok mutsuzum. Kendi mutsuzluğumla sizi de mutsuz etmek istemiyorum. Bakın siz ne kadar güzel, ne kadar tatlı, ne kadar mutlu bir çiftsiniz. Ben sizin de tadınızı kaçırmak istemem. Olur mu öyle şey Alacığım? Siz bize hiç sıkıntı vermiyorsunuz. Yeah. Aksine biz çok mutlu oluyoruz. Biz Vedat'la yıllarca çocuk istedik. Bir sürü tedavi gördük ama olmadı. Sonra bir gün sizler çıkıp geldiniz. İlk defa aile gibi hissettik. Belki senin de dediğin gibi bir gün Yasemin de aramıza gelir. O zaman çok daha büyük bir aile oluruz. Ya. Kızım sen kendini üzme. Bütün bu sıkıntıların üstesinden evvelallah hep beraber geleceğiz. Hadi çorbanı iç. Ah hoş geldin. Ne oldu? Ne diyor kız? Bir şey çıkmadı gönderdik. Ali nerede? Odasında. Sen asıl burada olanları bilmiyorsun. Ne yaptı gene oğlum? Bu sefer ortalık iyice karışacak. Bunlar Ali'den hamileymiş. Ne? Yavaş sus. Nereden çıktı Zehra? Kim diyor? Kız karşısına geçmiş, açık açık söylemiş. E Ali ne demiş? Pek olumlu konuşmamış. Ya bu kızdan artık yakasını hiç kurtaramaz. Neler olduğunu anlamıyor mu bu? İyice kafayı yedi bu oğlan artık. Belli ki annem sana durumu anlatmış. Anlatmayıp ne yapacaktı lan? Ha? Anlatmayıp ne yapacaktı? Birazdan dünya alem herkes duyacak zaten. Şimdi geç otur şuraya. Geç otur şuraya, bu rezilliği nasıl kapatacağız onu konuşacağız. Konuşacağımız bir şey yok baba. Ben Pınar hakkında dün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Ben bu kızı sevmiyorum. Evlenmeye de niyetim yok. Bu bebek konusunda ayrıca konuşacağız. Şimdi siz aranızda konuşmak istiyorsanız buyurun. Konuşun. Ali! Ali geç otur şuraya! Bak Ali! Yadigar bir sakin ol. Sakin ol ki ne yapacağımızı konuşalım. Ne konuşacağız Zehra? Ne konuşacağız? Eğer kız hamileyse hakkının bunu öğrenmesi an meselesi. Öğrendiği zaman oğluna neler yapar tahmin edebiliyor musun? Of Allah'ım. Ne yapacağız? Pınar'la evlenmem diyor öyle. Ben bir an önce yarın şu Hakkı'nın yanına gideyim. Bir nabzını yoklayayım bakayım ne biliyor ne bilmiyor. Eğer çok üstüme gelirse yeğenini Ali'ye alacağız diyeceğim mecbur. Yoksa o herif bizim oğlanı gebertir. Ali! Nereye gidiyorsun? Gelsene. Gel şöyle kuzenim, gel.
Hop 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 hop. Yavaş kuzenim, yavaş. Gel otur şöyle 2 dakika. Ufuk. Sen hiç birini sevdin mi? Bu sevme işleri bana uzak kuzenim ya. Yani daha önce gerçekten biri samimiyetle beni sevmedi. Bilmiyorum yani. E madem sordun sen söyle. Sen kimi seviyorsun Ali? Ailem Pınar'ı sevmemi istiyor. Ama ben sevmiyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Bence o da hiçbir zaman beni sevmedi. Takıntısına aşık o. Aklında Ali falan yok yani. O ben nasıl reddedilirim sorusuna cevaben kendisini ispat etmeye çalışıyor o kadar. 3-5 arkadaşına kimse beni reddedemez diyebilmek için yapıyor her şeyi yani. Kimse bana hayır diyemez. Kimse beni reddedemez. Hiç kimse. Ben zamanında bu kızın beni sevdiğine inansaydım zaten ayrılmazdım. Şimdi de annem babam çıkmış karşıma. Bana diyorlar ki bu kızla evleneceksin. Yahu sen bizimkilere ne takılıyorsun? Sözde bizim mutluluğumuzu istiyorlar diye her gün birini öneriyorlar ama her gün. Beni de Ahu ile evlendirmeye çalışıyorlar, bilmiyor musun? Ali. Halamın öldüğü akşam sana bir şey söylemek istediğimden bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Evet. Sana söyleyeceğim konu kuzenim seni bu cendereden kurtarır. Sen ne diyebilirsin ki Ufuk? Kız benden hamile. Sen ne diyeceksin de bu olay kendiliğinden bitecek? Kim hamile? Pınar. Benden hamileymiş. Sence bu konu öyle kolay kolay kapanır mı Ufuk? Görüşürüz kuzen. Açsana. Neden açmıyorsun?
Ay dayıcığım ne açacağım ya? Konuşmayı ahuyla başlıyor, ahuyla bitiriyor. Sabah sabah inan hiç çekemeyeceğim onu. Ahu'nun Ufuk'la bir gönül ilişkisi var yani. Şu Ahu'ya bak sen. Niye ki dayıcığım? Bir şey mi duydun sen? Boş ver. Beni bilirsin Pınar'cığım. Ben dedikodu sevmem. Sen iyi misin? Bu biraz da sana bağlı Pınar'cığım. Niye ki dayı? Şu sıralar beni senden başka yüzen yoktu ondan. Dayıcığım. Biliyorum çok kızgınsın bana. Ama... Yüklü olmasan sadece kızmazdım da. Neyse. Sen karnındaki yeğenime dua et. Ali ne yapıyor? Bir haber yok mu? Ne yapıyorsa yapsın dayı. İnan umurumda bile değil. Ali'nin senden başka seçeneği yok ki. Hele bir denesin de göreyim. Yadigar Ali diye mezar taşına sarılır. Yadigar aradı demin. Ya, ne diyor? Konu belli. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de buyur gel dedim. Senin iş bugün bitecek yeğenim. Dayının tepesi atarsa... neler yapabileceğini bütün alem iyi bilir Pınar. Gözümüz aydın Zehra. O hayat denen kız kim bilir ne çoraplar örecekti yeğenimin başına. Pınar sayesinde Şükür sende kurtulur. İnşallah abla. Ya Yılmaz dönseydi? Asla affetmezdi. Ne affetmez Yılmaz Bey? Yok bir şey. Pınar'dan konuşuyorduk. Bu Pınar da az değil. Ne yaptı etti Ali'nin peşini bırakmadı. Bak sonunda istediği oldu. Olanda hayır vardır heves. Olanda hayır vardır. Neyin var senin? Ali konusunda biraz endişeliyim. Son anda bir delilik yapar diye korkuyorum. Hiç korkma. Ali vicdanlı çocuktur. Çocuğunu babasız bırakmaz o. O iş tamam. Hadi. Günaydın. Günaydın. Hani babam nerede? İlla sofrada herkesi bekletecek, ondan sonra oturacak değil mi? 40 kere dedim sana heves. Herkes geldikten sonra beni çağır diye. Herkesi çağır deyince yengem. Babam fizik tedavide oğlum, şimdi gelir. Nasıl tahammül ediyorsun? Nasıl dayanıyorsun şu adamı? Hakikaten anlamıyorum seni anne. Nasıl? Günaydın. Günaydın abi. Afiyet olsun. Ali nerede Yadigar?
Sabah sabah ne iş peşinde? Sabah erken çıktı abi. Duruşması falan var herhalde. Bak Ufuk'a. Öylece oturuyor. Ne işi var ne gücü. Otur otur. Gözümün önünde olman en iyisi. Bir iş yapacağım diye bir çuval inciri berbat etmenden iyidir. Baba şimdi ben sabah Hakkı'yı aradım abi. Bugün onunla konuşmaya gideceğim. O işi takip et. Hayırlı iş bekletmeye gelmez. Hangi iş? Hangi iş olacak Ufukçum? Pınar konusu? Ali'nin Pınar'la hiçbir iş olmaz teyzeciğim. Hem de hiçbir işe. Sana fikrini soran oldu mu Ufuk? Evet olmadı. Ama ben sizi uyandırayım. Ali'nin Pınar'a karşı hiçbir ilgisi yok. Ali başkasını seviyor. Kimi seviyormuş? Ufukçum yanlışım var. Ali'nin aklında sadece Pınar düşüncesi var. Aynen öyle. Sonradan pişman olacağımız şeyler söylemeyelim. Kimse töhmet altında kalmasın değil mi Ufukçum? Vay be! Gözlerim yaşardı. Ne kadar düşüncelisiniz böyle. Bana bak zırvalamayı bırak da bir şey biliyorsan adam gibi söyle. Kimmiş Ali'nin sevdiği? Benim fikrimi soran yokmuş ya babacığım. Yine sormam. Halasının kuzusu. Asma güzel suratını. Halacığım çok teşekkür ederim. Neden zahmet ettin? Aa ne zahmeti. Kahve istemişsin ben getireyim dedim. Meral bir şey soracağım. Ya ben bunu genç kızların üstünde hep görüyorum da bir türlü anlam veremiyorum. Bunun içine nasıl giriyorlar ya? Kimin üstünde görüyormuşsun Vedat? Kimin üstünde göreceğim? Onun bunun üstünde görüyorum Meral. Aman bırak zevzekliği Vedat. Anlamadığın işlere karışma. Ben buraya herhalde tekstile yön vermeye geldim değil mi kızım? Sen? Evet. Ben sana buraya tekstille ilgili sorular sormaya geldim. Sorma Vedat. Bir de modacı kesildim başımıza. Sen önce şu üstüne başına çeki düzen ver modaya yön vermeden önce. Meral.
ben kendi başıma alışverişe mi gidiyorum gülüm? Beni zaten sen giydiriyorsun. Bence gayet şıkım. Yeğenim, bir bakar mısın? Üstüm başım nasıl sence? Kötü mü giyinmişim? Benim abim ne giyse yakışır. Bak, bugün kıyafet yarıştırılan programlara katılsam var ya Meral, yeğenimden 10 puanım hazır biliyor musun? Hangi programmış o Vedat? Hoppala. Kızım, bu saatten sonra sen beni mi kıskanmaya başladın? Yok, başlamadım. Ama ne demişler? Sen malına sahip çık ki hırsızın başını belaya sokma. Mal derken? Vedat Bey. Sizi mal kabulden bekliyorlar. Mal değil. Efendim, depoda bir aksaklık var. Kontrol edilmemiş ürünler çıktı. Teslimat da gecikti zaten. Siz teslimatı dert etmeyin. Ben firmayla görüşürüm, siz de gerekli kontrolleri yaptırırsınız. Tamam Öpkeş Bey, sağ ol. Kolay gelsin. Buyur kızım, bir şey mi diyecektin? Diyecek çok şeyim var da, neyse. Bakıyorum da direktifler yağdırmaya başlamışsın. Çalışanları da avcunun içine almışsın hemen. Evet efendim, sepet efendim. Etrafında dolanmaya başlamışlar. Kızım, teslimatla ilgili bir sorun vardı, onu konuşuyorduk. Bırak bu düzgün iş adamı numaralarını. Bu numaraların bana sökmez. Senin nasıl bir fırsatçı olduğunu gördük. Hiçbir balta hesap olamamış. Gelmiş buraya babama ait olan şeyleri çökmüş bir zavallısın. Ne oldu? Bir şey demeyecek misin? Gerçekleri duymak zoruna mı gitti Ökkeş Bey? Hadi gidelim abi. Üzme tatlı canını. Bilse böyle yapar mı abi? Biliyorum Vedat, biliyorum. En çok da buna yanıyorum ya zaten. Demin o keşin ağzını payını verdim baba. Dün bir bugün iki her işe burnunu sokmaya başlamış bile. Ya yanına bir gittim. Çalışanlara onu yap bunu yapma diye emirler veriyor beyefendi. Ne bekliyordun benim güzel kızım? Amaçları da bu değil mi zaten? Öyle sessiz sedasız bir köşede oturup hiçbir işe karışmayacaklarını mı sanıyordun? Önce her işe burunlarını sokacaklar. Sonra da bu şirketi ele geçirecekler. Amaçları bu. Peki biz ne yapacağız? Onu diyorum baba. Şu Ökkeş'i aradan bir çekebilirsek bizim diğerleriyle başa çıkmamız kolay. Ökkeş bir vesileyle tekrar cezaevine tıkılırsa biz diğerlerini ikna edip ellerinde bize ait ne varsa geri alırız. O Ökkeş'in bir suç işleyip cezaevine girmesini mi bekleyeceğiz yani? Ya baba, adam hayatını, fırsatını yakalamışken trafikte kırmızı ışıkta bile geçmez. Göreceğiz Yasemin. Göreceğiz. Hakkı abi. Yadigar gelmiş. Gelsin Adem, gelsin. Hoş geldin Yadigar abi. Hoş bulduk koçum.
Hakkı abi seni bekliyor abi. Hoş geldin Yadigar. Hoş bulduk Hakkı. Buyur geç. Ne içersin Yadigar? Çayınız varsa alırım. Çay getir Adem. Nasılsın Yadigar? İyiyim Hakkı. Benimle gelip görüşmek isteyince... bana işi düşmeyecek tek adam Yadigar dedim. Hayırdır? Telefonda önemli bir konu diyordun. Aslında konu malum. Holding'de de biraz değinmiştim. Benim Ali ile yeğenim Pınar. Biz Pınar'ı çok severiz. Onu gelinimiz olarak görmek bizi mutlu edecek. Ama bu yeni nesil biraz farklı. Bizim gibi itaatkar değiller. Daha bir sorumsuzlar. Bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Zehra ile ben bu evliliğin olması için çok istekliyiz. Ali ile de konuştum. Hemen bir yüzük takalım. Sonrasına da sonra bakarız. Yadigar, seni eski tanırım. Dünür olacağız demiyorum. Biz dünürüz artık. Bir aile olabilmemiz için de hepimizin sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi lazım. Başta senin Ali. Hepimiz özel hayatlarımıza dikkat edelim ki yarın öbür gün çocuklarımızın yüzüne bakabilelim, değil mi? Ne gibi? Ben çok şey duyarım Yadigar. Ama bilirsin dedikodu sevmem. Seninle ilgili de, oğlunla ilgili de. Madem bir aileyiz, burada konuşayım. Bu Ahu'yla olan ilişkini diyorum. Bu konu yarın öbür gün ayağına dolanır. Karının kulağına giderse hiç de iyi olmaz. Hele böyle güzel bir dönemin arifesinde. Yuva yapalım derken senin yuvan yıkılmasın. Nereden çıkarıyorsun bunu? Kimden duydun? Kimden duyduğumun bir önemi yok Yadigar. Önemli olan duyduklarımın doğruluğu. Olaylar öyle senin duyduğun gibi değil Hakkı. İzah edebilirim. Detaylarla ilgilenmiyorum. Ben seni uyarmak için söylüyorum Yadigar. Merak etme Hakkı. Ortada öyle sana yansıtıldığı gibi bir durum yok. Ali konusuna gelince...
sonuna kadar bir sıkıntı çıkmayacağını sana garanti ederim. Bak buna sevindim işte. Senden de bunu beklerim. Yadigar abicim, hoş geldin. Anacığım. Hoş bulduk Pınar. Dayıcığım. Canım. Biz de Hakkı dayına senden bahsediyorduk. Ya, merak ettim. Ne konuşuyordunuz? Selamlar. Selam. Nasılsın? Pek iyi gözükmüyorsun. İyi değilim abicim. Bana bir kahve söyle, bir ağrı kesici ver. Başım çatlıyor. Bize iki sade kahve lütfen. Yine baban değil mi? Ne kavga ettiniz tabii. Ali ile Hayat'ın arasında bir şey olduğunu duyduysa Yılmaz Bey, gergindir tabii. Ali ile Hayat derken? Yani aralarında bir ilişki var diye duydum ben. Ahucuğum sen beni duymuyorsun. Başım çatlıyor diyorum. Ağrı kesici nerede? Ay pardon. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol kuzum. Rica ederim. Ahucuğum bir şey isteyeceğim senden. Tabii. Şu Pınar'ı arasana, bir gelsin buraya. Ne yapacaksın Pınar'la? Ara sen bir gelsin. Ufuk, Pınar'ın sende telefonu yok mu? Yani biraz saçma olmayacak mı sence de? Ne diyeyim ben kıza? Ufuk seni çağırıyor, buraya mı geldiğim? Kız telefonlarıma bakmıyor. Artık Ali ile ilgili ters bir şey diyeceğim mi sanıyor? Bilmiyorum ama bayağı bayağı tersiyor beni bu aralar. Ne diyeceksin sen Pınar'a? Bak Ahucuğum. Ali bu kızla evlenmez. Ben dün akşam kuzenimle uzun uzun her şeyi konuştum. Pınar Ali konusunda hakikaten ciddiyse önce bana bir gelsin, bana bir anlatsın derdini. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Elimden gelen bir şey varsa yapacağım. Bak, Ali ile Pınar'ın evlenmesini engelleyen Hayat diyorum sana. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Güldürme beni Allah aşkına. Halam kızın kucağına holding bıraktı. Bu saatten sonra gözü Ali'yi mi görür? Ara sen Pınar'ı, ara. Peki. Gir. Beni çağırmışsınız Yılmaz Bey. Gel Ali, gel, gel. Gel otur şöyle. Hep söylerim, bilirsin. Seni öz oğlum gibi severim diye. Yeri geldi, seni oğlumdan üstün tuttun Ali. Çünkü Ufuk bana yakışan bir evlat olamadı. Seni kendime her zaman ondan daha yakın gördüm. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Ama Ufuk konusundaki bu olumsuz düşüncelerinize katıldığımı söyleyemem. Evet, Ufuk biraz savruk yaşar. Ama o çok özel ve güzel bir insandır. Senin için başka işte Ali. Benim için başka.
Ama sen herkesin gözünde aynı insansın. Kalbinde ne varsa dilinde de o var. Sağ olun. Evden erken çıkmışsın bugün. Belli ki bütün işlere sen koşturuyorsun. Bir de senin özel durumların var tabii. Bir sürü kötü şey girdi araya. Seninle bir türlü dertleşemedik. Bu Pınar mevzusu benim de canımı sıkıyor Ali. Sen istemiyormuşsun diye duyuyordum. Ama bu sabah öğrendim ki kız senden hamileymiş. Bu durumda başka bir seçeneğin kalmıyor. Yanılıyor muyum? Haklısınız. Durum bundan ibaret. Dediğim gibi uzun zamandır konuşamadık. Kaçırdığım bir şeyler mi var? Dertleşelim istedim. Bir şey kaçırdığınız yok Yılmaz Bey. Daha açık konuşayım. Siz bana diyorsunuz ki bu kızı istemiyor olmanın, sevmiyor olmanın altında aslında başka birim var. İşte bu Ali. İşte seni kendime yakın hissetmemin sebebi bu. Hayatın pahasına sen de benim gibi açık sözlülükten ödün vermiyorsun. Ben de tam olarak kalbindeki kimdir, nedir onu soruyorum. Hayat. Bana şunu öğretti ki, ne olursa olsun hayallerinin peşinden git. Gir. Yılmaz abi. Ali, biz de Ali ile dertleşiyorduk. Ali de şimdi bana aklında ne var, kalbinde ne var, onları anlatıyordu. Ben de Hakkı'nın yanından geliyorum. Pınar'la senin yüzüklerinizi yarın akşam takmak için sözleştik. Ali'ciğim, istersen ben çıkabilirim. Sen babanla baş başa rahat rahat konuşursun. Hiç gerek yok Yılmaz Bey. Babam ne diyecekse desin. Bu konu benim için zannettiği kadar önemli bir konu değil. Oğlum, bu kızla geldiğimiz son noktada doğrusunu söylemem gerekirse artık bazı mecburiyetlerim var. Mecburiyet. Sen mecburen bir evlilik yaşamanın ne demek olduğunu biliyor musun? Mesela Yılmaz Bey. Siz biliyorsunuz. Evet Ali'ciğim. Ben yaşadım ve yaşıyorum. Sen anneme aşık olduğunu söylediğin için bu konuyu anlamamana mecburen saygı duyuyorum baba. Ne demek istediğimi Yılmaz Bey çok iyi anlar. Teyzem benim canımdır. Ama bizim ilişkimiz farklı. Sizinki farklı. Sizin de zamanında bu mecburiyeti bozma ihtimaliniz olsaydı bu evliliği yapar mıydınız? Yapmazdım.
Şuna bak Ali. Yılmaz Bey'in bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Sana diyorum ki ortada bir çocuk var. Ne olursa olsun bu iş olacak. Konu kapanmıştır, o kadar. Sen bir anda ne kadar merhametli bir insan oldun baba. Keşke yıllar önce Ökkeş abiye de bu kadar hassas davransaydın. Sevdiği kadının karnında çocuğuyla öldüğüne inandırıp o mezar taşını gösterirken böyle merhametli olsaydın keşke. Neyse. Müsaadenizle. Hoş buldum. Bekir abinin odaya hiç uğramadım. Yalnız kalalım diye direkt kafeye geldim ben de. İyi yaptın. Ahu aradı bu arada. Mutlaka yanıma uğra dedi. Senden sonra da onun yanına gideceğim. Sen de gelmek ister misin? Ya yok. Babam malum keyifsiz. Ben de farklı değilim ya. Neyse, onu yalnız bırakmayayım şimdi. Bir sorun çıkmasın. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sence? Ya cehennem azabı gibi. Her gün onlarla burun burunla çalışmak zorundayım. Ama neyse ya. Adlarını anmak bile istemiyorum. Sen ne yaptın? Ya telefonda öyle bir çırpıda hamilelik mevzusunu söyleyince ben nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Açıkçası sevinsem mi, üzülsem mi bilmiyorum. Sevin, sevin. Çok sevin hem de. Dur anlatacağım. Teşekkür ederiz. Yadigar abi geldi bugün. Dayımla sözleştiler. Yarın akşam bayağı yüzükler falan takılıyor. Sonra da artık düğün tarihi falan belli olur. Pınar, seninle açık konuşabilir miyim? Tabii ki hayatım. Sen benim canımsın. Ne istiyorsan söyle, dinliyorum. Bak, Ali ile ilişkinizin en yakın şahidi benim. Annemle de daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Yani Ali sana hep bir mesafeliydi. Sen de hep umutluydun. Karnındaki bebek yüzünden istemediğiniz bir ilişkiye sürüklenirseniz çok mutsuz olacaksınız diye düşünüyorum. Hayatım, ben hiçbir zaman boş bir ilişkiye umut bağlamadım. Bizim Ali ile sizden uzakta mahrem bir ilişkimiz vardı. Çok da mutluyduk. Ta ki o hayat denen kız ortaya çıkana kadar. Neyse ki yarın o konuyu da kökten çözüyoruz tabii. Canım, tabii ki haklısın. Ben sadece senin zarar görmeni istemiyorum. Ben Ali'yi de seni de çok seviyorum. İkiniz de zarar görmeyin. Yani sonuçta dayınla Yadigar abi sözleşti diye siz de bu birlikteliği devam ettirmek zorunda değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ben seni çok iyi anladım. Beni düşündüğün için de çok teşekkür ederim. Ama sen hiç merak etme. Biz çok mutlu olacağız. Hayatcığım, istediğin katalog bu muydu? Evet halacığım, sağ ol. Ne oldu Vedat abi, kötü bir şey mi var? Var hayatcığım, var. Ulan diyorum, tut şu Yasemin'i kolundan. Senin bağırıp çağırdığın adam senin öz baban de diyorum. Sonra diyorum ki Vedat senin üstüne vazife değil deyip susuyorum. Bir dakika, bir dakika, ben anlamadım. Yasemin babama mı bağırdı çağırdı? Bağırsa iyi.
ağzına geleni söyledi. Aşağıladı ya adamı. Yeter artık. Dur, dur Hayat, dur. Sen Vedat'ın sözüne ne bakıyorsun? O abartmana hiçbir şey anlatamaz. Yani Vedat, şu huyundan bıktım. Olayları başından sonuna doğru düzgün anlatıp kimseye gelmemeyi bir türlü öğrenemedin ya. Bebeğim, sen de her fırsatta beni kötülüyorsun ya. Haber spikeri miyim ben güne bu gelişmelerle başladık diyeceğim yani. Vedat abi, tamam. Sen bana şu olayı bir düzgünce anlatır mısın? Ya yeğenim, seni de üzmek istemedim şimdi ama Ökkeş abinin durumu kötü ya. Vedat? Ağır ağır anlat dedin ya Meral, o yüzden ağır anlatıyor. Ya sinirlendirme beni, hızlı hızlı anlat o zaman. Ya ne olduğunu tam olarak ben de görmedim Meral. Ben yanlarına gittiğimde Yasemin Ökkeş abi yukarıdan aşağıya fırçalıyordu. Bu kız çizgiyi gerçekten aştı artık. Ne ya? Allah Allah. Ay hayatım, benim şu gelinlik işini sizin stilist kızlara mı söylesek? Ya olur tabii, ben söylerim şimdi. Ay süper, bak şimdi. Dur gösteriyorum. Şu nasıl? Diğerini de açsana. Bak şu. Hayırdır? Bana bak Yasemin. Şimdiye kadar sırf Handan ablanın hatırına sana tek laf dahi etmedim. Söylediğin her şeyi kulak arkası ettim. Sen de bunu çok iyi bildiğin için bize her türlü lafa ettin. Ama babamı bir kez daha insanlar içinde küçük düşürürsen karşında beni bulursun. O gün bende ne hatır kalır ne de başka bir şey. Anladın mı beni? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben seni tehdit etmiyorum. İkaz ediyorum. Hem de son kez. Babanın ağzı yok mu? Gelip o söylesin ne söyleyecekse. Benim babam sana çok laf söyler de dua et, bir şey diyemiyor. Pardon da neden söylemiyormuş? Önce rahmetli Handan ablayı kafaladı. Sonra şirketin %50'sine ortak oldu. Şimdi de Yasemin'in arasını iyi tutup holdingin tümünü elde etmek için mi? Aa şuna bak. Kendini zorla Ali'ye yamayabilmek için herkese yaranmaya çalışan Pınar, Yasemin adına konuştu. Şu halası olacak kadının derdi Ali mevzusu hayatım. Bunların karın ağrısı falan sen değilsin, ben sana söyleyeyim. Ali yani. Sana gelecek olursak, bundan sonra seni Ali'nin etrafında ya da yakınında görürsem, ağzından Ali ismini çıktığını duyarsam, sana hayatı zindan ederim. Ben istediğimin etrafında, istediğimin yanında dururum. İstediğimin ismini de söylerim. Eğer benim dünyamı dar edecek bir gücün varsa, bir imkanın varsa, elinden geleni ardına koyma. Beni tehdit etme, yap. Yarın akşam nişanımız, en kısa zamanda da düğünümüz var. Ondan sonra sen görürsün neler yapabileceğimi. Hayat, gidelim. Duydun değil mi abla? Ne oldu Meral? Sen sus Vedat. Duydum ablacığım, duydum ama ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen ne olur kendini üzme.
Meral, azıcık bana da anlatın be. Belki ben de bir şey derim. Pınar'la Ali yarın nişanlanıyormuş. En kısa zamanda nikah yapacaklarmış. Kim dedi bunu size? Pınar, Yasemin'le konuşuyordu. Ya siz o kızın hiçbir dediğine inanılmaz demediniz mi? Ya ben Ali'nin ağzından duymadan buna hayatta inanmam kızım. Şom ağızlı. Hayat. Konuşabilir miyiz? Hayır. Hayat. Yalvarırım. Lütfen. Meral, hadi çıkalım bize. Halacığım, kimsenin seni üzmesine izin verme. Ya sen niye slogan atıyorsun ya? Bırak insanlar rahat rahat konuşsun Meral. Allah Allah. Hayat. Ne işin var Ali senin burada? Burası Pınar'ın odası değil. Yine yanlış gelmişsin. Ali, sana diyorum, duymuyor musun sen beni? Bizden olmaz artık. Pınar resmen karın sayılır. Yarın nişanınız var ne de olsa, değil mi? Benden duy diye geldim ama belli ki haber benden önce gelmiş. Ben bu işe hayır dedim Hayat. Kimseyi de dinlemem. Sadece bana inanmanı ve benim yanımda olmanı istiyorum. Seni seviyorum ben Hayat. Seviyorum deyince ne değişiyor? Ne düzeliyor Ali? Sen benden ne bekliyorsun? Beni düşürdüğün şu duruma bak ya. Ne istiyorsun benden? Ne yapayım? Evlilik arifesinde olan bir çiftin arasına mı gireyim? Yoksa günahsız bir çocuğu babasından ayıran kötü bir insan olmamı mı istiyorsun benden? Ali, ben gerçekten çok yoruldum artık. Çok yoruldum. Hayat, biliyorum. Ama lütfen bana güzel bir şey söyle. Bir şey de. Senin yardımına ihtiyacım var. Onun için geldim ben buraya. Benim elimi bırakma demeye geldim. Sen olmazsan ben yok olurum. Beni sensiz bırakma demeye geldim Hayat. Pınar'ın karnında senin çocuğun varken bizim birlikte bir hayatımız olamaz Ali. Lütfen artık şu durumu daha fazla zorlaştırma. Çık git buradan. Thank you.
Ahu, ben odandayım. Sen neredesin? Aşağıdayım, geliyorum. Tamam. Bu ne? İyi misin? Ufuk gelmişti, ona verdim. Onun dışında nasılım diye soruyorsan... hiç iyi değilim Yadigar. Ben de iyi değilim Ahu. Ben de hiç iyi değilim. Niye? Yılmaz Bey Ali'nin yasak aşkını mı öğrendi yoksa? Ufuk bugün bir şeyler geveledi zaten, evlilik olmayacak falan diye. Pınar'la bir konuşayım da ne var ne yok öğreneyim dedi. Ne konuşacakmış Pınar'la ya? Ya bu çocuk üstüne vazife olmayan ne kadar iş varsa atlıyor, işsiz güçsüz. Sen onu boş ver, o iş tamam. Eğer Yılmaz abi bir şey duyarsa Hayat Ali'nin peşindeydi deriz, konuyu kapatırız. Değil mi? Asıl mevzu Yılmaz abi senle beni öğrendi, öğrenecek. İşte o zaman ne yapacağız onu düşünelim. Nasıl öğrenecek bizi Yadigar? Bilmiyorum. Ama bir şekilde duyulmuş, konuşuluyor işte. Ahu, bak bunu sana söylerken içim acıyor. Ama... bir süre birbirimizden uzak mı dursak? Yani işimizin selameti açısından diyorum. Yoksa aşkımızı bitirelim demiyorum. O zaman ben şu kafası dağınık ufuğa yanaşayım. Yani Yılmaz Bey... Ufuk'la bizi yakın görürse, aramızda bir dedikodu olduğunu duysa da inanmaz. Abartma Ahu. Ne demek ufuğa yanaşmak? Kediye ciğer emanet edecek değilim. Şöyle bir iki dakika konuşalım Pınar. İyi, tamam. Neden telefonlarıma bakmıyorsun Pınar'cığım? Ne istiyorsun Ufukçum? Konuşacaklarım var. İyi, hadi konuş. Ama bu son konuşman olsun, olur mu? Olur tabii ki de Pınar'cığım. Olur. Gerçekleri konuşacaksak her şey olur ama sadece gerçekleri. Yani hayret ettim doğrusu. Bugüne kadar çok kişi kandırdım. Ne yapayım? Ama ilk defa bu şekilde aldatılıyorum. Helal olsun sana. Bizim aramızda yaşanılanlar yaşandı ve bitti. Yani kimsenin kimseyi aldattığı falan yok. Benimle ilgili durumun da seninle hiçbir ilgisi yok. İşte tam olarak ben de bundan bahsediyorum. Eğer ki benimle hiçbir ilgisi yoksa bu çocuk
benim yeğenim olur zaten. Ama Pınar, eğer ki bu çocuk benim çocuğumsa, ben bir daha Ali'nin yüzüne bakamam. Ufuk. Bak sen şansını fazla zorluyorsun bence. Senin bu şekilde konuşman bile çok çirkin. Eğer böyle davranmaya devam edersen sana haddini bildirmek zorunda kalacağım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok canım. Ben sana olacakları söylüyorum. Artık gerisini sen düşün. Vay be. Sen böyle cevap verdiğine göre senin de kafan bu konuyla ilgili epey bir karışık Pınar'a. Bana bak Ufuk. Beni iyi dinle. Eğer olur da ortalığı karıştırmaya kalkarsan senin canını okurum. Anladın mı beni? Benim adım Ufuk Arisoğlu. Oradan buraya bakınca korkmuş, panik yapmış bir adam mı görüyorsun? Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Eğer ki o çocuk benim çocuğumsa, bu dünyayı başına yıkarım senin. Öyle mi? Bence sen bir daha bir düşün. Bana dokunursan, dayım sana ne yapar sanıyorsun? Dayım bunu duyarsa, bana değil de sana ne yapar bir düşünsene. Sana düşünmen için kısa bir süre veriyorum Pınar. Aklını başına topla. Öyle önünü ardını düşünmeden sakın ha. Hayati bir karar vereyim deme. Bu sadece senin hayatını değil, herkesin hayatını ilgilendiren bir konu. Öyle yalanlarla, dolanlarla, insanları kandırarak hiçbir şey elde edemezsin. Bana bak. Eline, yüzüne, gözüne bulaştırırsın ha. Dikkat et. Yeter. Günden fazla dinlemeyeceğim. Sen bu işi nikah gününe kadar çözmezsen ben bu işi Ali'ye söylerim. Haberin olsun. Bir denesene. Babanla dayıma benimle zorla beraber olduğunu söylerim. Her şeyi senin üzerine yıkarım. Anladın mı? Bu Ali'nin durumu hiç hoşuma gitmiyor. Ne diyeyim Yılmaz? Hayırlısı olsun. Bugün bana açık açık Pınar'da gönlü olmadığını söyledin. Başka kimde gönlü olacakmış canım? Ufuk gibi ayran gönüllü değildir ki Ali. Üstelik ortada bebek var. Beni asıl endişelendiren hevesin durumu. Nesi varmış hevesin? Pek bir gergin şu sıralar. Bir sürü ilaç kullanıyormuş. Zehra odasında bulmuş bir sürü ilaç. Bir haller var onda ama anlamıyorum. Yani bu hevesin de mi gizli aşk meşk meseleleri var diyorsun Şaheste? İşte varsa da bilmiyorum diyorum. Gerçi o pek severdi rahmetliyi.
Onun ölümü sarstı belli ki. Buyur baba. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Vedat abi. Sağ ol benim aslan yeğenim. Ökkeş abi be. Sence bu ev nasıl? Bana kalırsa yakışır yeğenime. Ne evinden bahsediyorsun Vedat? Firdevs ablanın evinde yaşlanmayacağız herhalde değil mi Meral? Kadın belirli bir süreliğine verdi bize bu evi. Bakıyorum işte ne var ya? Şu dakika şart mı emlak alım satımı ile ilgilenme? Hala tamam boş ver. Bırak baksın. Oyalanıyor. Çok gergin gördüm seni Meral. Ya kafamız dağılır biraz be güzelim. Hep dram hep dram. Yeğenim gitti zaten. O hadsiz olan diğer yeğenimin ağzının payını da verdi. Geçti gitti kızım. Sen Yasemin'le mi konuştun? Evet baba konuştum. Vedat. Ah Vedat. Yemedin içmedin gittin yetiştirdin değil mi? Abi haksızlık ediyorsun ya. Ben ağzımı bile açmadım. İlla Meral tutturdu anlattı anlat diye. Mecbur kaldım yani. Ya ters bir şey söylemeseydiniz bari. Tamam bir cahillikten etti kızım. Ama Yasemin'e biraz zaman tanımak lazım, onu anlamak lazım. Onun durumu da zor. Daha annesinin ölümünü atlatamadan bizim şirketteki durumumuzu kabullenmeye çalışıyor sonuçta. Tedirgin olacağım bir konu yok babacığım. Ben çok açık ve net bir şekilde konuştum. Bir daha sana terbiyesizlik yapmaz diye umuyorum. Zaten onun derdi benimle. Yılan arkadaşlarıyla beraber öyle benimle uğraşıyorlar. Aynen öyle yeğenim. Ben bu işlerden biraz anlıyorsam var ya, Yasemin yeğenimi gaza getirip fiştekleyen o Pınar'dır ha. Sen ne anlarsın o işlerden Vedat? Ya Meral sana da bir haller oldu ha. Vallahi ağzımı açmaya korkuyorum ha. Böyle bir duygusal çıkışmalar, bir kıskanmalar, bir hareketler böyle böyle. Düzelir kızım. Zamanla hepsi düzelir. Sen hiçbir şey için o güzel gönlünü dar etme. Tamam mı? Pınar gelip gelinlik sipariş verip gitti ha. Helal olsun vallahi. Korkulur mu kızdan? Açıkçası bu işin olacağını rüyamda görsem inanmazdım. O hep tuttuğunu koparan bir kızdır zaten. Yarın akşam da muradına erecek. Yengem duymasın ama Pınar arıza bir kız. Ondan her şey beklenir. Ne demek istiyorsun? Ya bilmiyorum. Ama güven vermiyor işte. Her şey saçma sapan zaten. Hayır böyle iş mi olur? Bunlar zaten zar zor görüşüyorlardı. Hangi ara ne zaman buluştular da çocuk peyda ettiler. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne konuşuyorsunuz? Ne konuşalım yengecim, düğün, nişan. Ay sormayın. O kadar heyecanlıyım ki. Şimdi yarın Ali, benim oğlum, evlilik yolunda ilk adımını atıyor. Heves. Aman bir aksilik çıkmasın. Sen bir git mutfakta eksik yedik var mı kontrol et. Tamam yenge. Siz de erkenden yarın evde olun. Geç kalmayın. Tamam mı Ufuk? Ben yokum. Beni saymayın. Aa, niyeymiş? Neden o? Aile komedisi izlemek istemiyorum bu ara. Belki ondandır. Aa, ne oluyor?
Ahmet, gel buraya. Hoş geldin Bekir abi. Hoş bulduk Heves. Neden içeri gelmiyorsun? Zaten görüştüğümüz yok. Ufuk'la karşılaşmak istemiyorum. Şimdi onun zırvalarını çekecek halde değilim gerçekten. Biz ne zaman konuşacağız peki? Neyi konuşacağız hayatım? Tehlike geçti, kötü bir durum yok demiştin. Daha ne istiyorsun? Daha ne mi istiyorum? O takıldığın kadınlar mevzusunu geçiştirdin sanma Bekir. Bunun hesabını sana ayrıca soracağım ben. Hayatım, hayatım ben seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Yani böyle geçmişe takılı kalmanın ne sana ne de bana faydası var. Yarın git Antalya'ya geçsin. Ben seninle o zaman konuşacağım. Ben de sana haber vermeye geliyordum. Ah, geldin mi? Ben de mesajın yeni gördüm. Öpeyim. Hadi görüşürüz Eves. Görüşürüz. Heves. Hemen aşağı eve gel. Hemen. Ulan sen katil mi edeceksin kızım beni? Ne oldu ki dayı? Ne demek lan ne oldu? Ne demek ne oldu? Neydi o Bekir'le haliniz? Handan'ın ölümünü fırsat bilip sana mı yazıyor o zampara? Bir şey oldu yok dayı, ne alakası var? Kızım ne demek ne alakası var? Gözlerimle gördüm lan! Elini tuttu, saçını okşadı. Hem de konağın önünde. Bu ne cesaret lan? Ha? Hadi o manyak, sen de manyaksın kızım? Bir gören olursa nasıl açıklayacağız bu rezaleti? Dayı, düşündüğün gibi bir durum yok yani. O bana iyi misin anlamında? Ya sen! Çocuk mu kandırıyorsun sen? Bekir abinin böyle bir niyeti olabilir ama benim böyle bir düşüncem yok dayı. Şu yarınki merasim bitince pırını pırtını toplayıp defolup memlekete gidiyorsun. Bu kadar sıkıntının içinde bir de seninle uğraşamam. Dayı düşündüğün gibi bir durum yok. Ya benim üstüm günahım yok diyorum. Baba ne oluyor? Bağırışın dışarıdan duyuluyor. Yok bir şey. Sen kendi işine bak. Heves ne oluyor? Bir şey yok Ali. Dayımla biraz atıştık. Emin misin? Bak bir şey varsa bana anlatabilirsin. Sağ ol Ali. Ama gerçekten önemli bir şey yok. Sorduğun için teşekkür ederim. Dayıcığım,
Benim düğünden sonra seni de evlendirelim diyorum. Ne dersin? Bak sen işine. Benim bu saatten sonra evlilikle ne işim olur? Aa, niye öyle dedin şimdi? Daha çok gençsin sen. Sen niye bu kadar üsteliyorsun? Kafanda biri mi var? Yani şimdilik yok. Ama bence bulmam çok da uzun sürmez. Evlen pişman ol. Evlenme yine pişman ol. Sen niye şimdi böyle şüpheci konuştun ki? Konunun seninle bir alakası yok. Seni mutlu görmek bana yeter. İyi ki varsın dayıcığım. Sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın. Ay dayı, saat kaç olmuş? Benim kıyafetleri almam lazım. Tamamen unuttum ben bunu. Tamam canım. Görüşürüz, çocuklar tamam, bıraksın seni. Tamam görüşürüz. Adem. Buyur Hakkı abi. Ali'nin görüştüğü o kızın yeni evinin adresini biliyor musunuz? Biliyoruz abi. Çocuklara öğrenin demiştim. O Ali nedense bana güven vermiyor. Ne yapmamı emredersiniz? Yolla çocuklardan birini. O evi takibe alsın. Eğer Ali'nin bir daha Hayat'ın evine gittiğini görürseniz... O çocuğu ortadan kaldırın. Siz nasıl derseniz efendim. Baban erkenden çıkmış sabah. Nereye gitti acaba? Bilmem. İnşallah akşam vakitlice döner. Ali. Bugün çok önemli bir gün biliyorsun değil mi? Senden rica ediyorum. Hatta sana yalvarıyorum, bir tatsızlık çıkarma oğlum. Kendini düşünmüyorsan bizi düşün. Olur anne. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapalım. Merhametli, güzel oğlum benim. Zaten olması gereken de bu. Sonunda bize hak verdin. Sen sorumsuz bir çocuk değilsin ki. O kızı öyle ortada bırakmayacağını zaten biliyordum ben. Anne, ben bu kararı Pınar'ı zor durumda bırakmayayım diye vermedim. Hayat. Geriye dönmemek üzere ilişkimizi bitirdi. Bundan sonrasının benim için hiçbir önemi yok demeye çalışıyorum yani. Onsuz ben yokum. Ölüyüm. Nerede ve kimle olduğumun bir önemi yok. Merak etme yani. Pınar konusunda bir sıkıntı çıkarmayacağım. Afiyet olsun Yılmaz Bey. Evet. Otur şöyle. Konuşalım biraz.
nasılsın? Her şey yolunda mı? Akşam için hazırlık yapıyoruz işte. Yengem her şey mükemmel olsun istiyor. Koşuşturuyoruz yani, böyle bir şey yok. Boş ver şimdi akşam. Ben senin durumunu soruyorum. Uzun zamandır dertleşemedik. Belki bana anlatmak istediğin bir şey vardır. Yok yani... Ne anlatayım bilemedim ben. İyi görmüyorum ama bu aralar seni. İyi olmaya çalışıyorum. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Malum kaybımız hepimizi çok üzdü. Onu atlatmak benim için de kolay değil. Başka bir şey? Bir gönül meselesi falan? Yok yani. Gönül meselesi derken? Olur ya. Gönlünü olmadık birine kaptırırsın. Sonra çekindiğin için bu durumu kimseyle paylaşamazsın. Kendi kendini yersin diye soruyorum. Olur mu öyle şey Yılmaz Bey? Tabii ki böyle bir durum yok. Hem olsa Şahist Hanım var, yengem var. Ben onlara çok yakınım, mutlaka anlatırdım. Öyle diyorsan, öyle olsun. Ben ola ki Yadigar dayından çekinir, kimseye söyleyemezsin diye sordum. Sen de bu ailenin bir ferdisin sonuçta. Böyle bir şey başkasından duyarsam... alınganlık yaparım. İleteceklerinizi bittiyse çıkabilirsiniz. Konuşmamız gereken bazı önemli aksaklıklar var Yasemin. Neden bu toplantıyı böyle geçiştiriyorsun? Malum, önemli bir organizasyonumuz var. Bizim de hazırlanmamız lazım. Söyleyeceklerini sonra söylersin. Tamam, biliyorum. Benden nefret ediyorsun. Ama biz burada bir iş yapıyoruz Yasemin. Benim de asıl amacım seninle muhabbet etmek değil. Senden nefret edeceğim kadar önemli biri değilsin hayat. Sen de kendini bu kadar önemseme. Gerçekten Handan abla gibi bir kadının senin gibi kötü kalpli bir kızı nasıl olabilir hala aklım almıyor. Annemin adını ağzına alma. Kendine gel Yasemin. Haklısın. Ben de ne zaman bu kabustan uyanıp kendime geleceğim diye bekliyorum. Bence yeterince düşünmüyorsun biliyor musun? Neden annen servetinin yarısını bana bıraktı? Bunu hiç düşündün mü? Hayatı tamam. Uzatmayalım. Hadi çıkalım kızım. Hadi. Neden düşünmem gerekiyormuş? Hadi anlat, seni dinliyorum. Sen zeki bir kadın değil misin Yasemin? Kendin düşün. Kendin bul. Ya sen ne geveliyorsun ağzında? Açık açık konuşsana. Tabii. Söyleyecek bir lafın yok. Kafa bulandırmaya çalışıyorsun aklınca. Yasemin. Kusura bakma. Hayat bir şey kastetmedi. Hayır, hayır. Bence senin kızın bir şey kastediyor. Sen de bunu geçiştirmeye çalışıyorsun. Bir şeyi geçiştirdiğim yok Bekir. Kavga etmenin hiçbirimize bir faydası yok. İnsanların huzurunu boz. Sonra da huzur iste. Geç. Hayranım pişkinliğine. Bekir. Hı.
Ne o? Tavırlara bak. Öyle yumruk sıkmalar filan. Kabadayı mısın sen? Uzatma. Uzatırsan ne olur? Döver misin? Ay, tamam baba, boş ver. Bunlara ne bakıyorsun? Muhatap olduğumuz insanlara bak ya. Hadi babacığım, gidelim. Defolun gidin hayatımızdan. Buyurun Yılmaz Bey. Ufuk nerede? Odasında Yılmaz Bey. Gözün üstünde olsun. Merasimleri sevmez bilirsin. Akşam kaytarmaya kalkar. Eğer ofisten çıkacak olursa bana hemen haber ver. Tamamdır Yılmaz Bey. Yılmaz Bey, Bekir Bey geldi. Gelsin. Buyurun. Merhaba Yılmaz. Yılmaz, bana yardım etmen lazım. Ben sana niçin yardım edeyim? Çünkü düşmanımız ortak. Senin de bu Ökkeş denen heriften hiç haz etmediğini biliyorum. Binelim tepesine, def edelim buradan. Ne oldu Bekir? Bir Ökkeş'le başa çıkamadın mı? Benim başa çıkabilmem için önce bazı şeyleri bilmem gerek. Tahminlerle hareket edemem. Bu Ökkeş'le kızı ağzında sürekli bir şey geveleyip duruyor. Tam olarak da söylemiyorlar ne olduğunu. Ama bence sen onların ne kastettiğini biliyorsun. Çünkü sonuçta onlara benden daha yakınsın. Neredeyse evlenecektin o hayat denen kızla, öyle değil mi? Bilseydim bile sana söylemezdim. Bak Yılmaz, kendini benim yerime koy. Her şeyimi kaybettim bunların yüzünden. Şimdi yanımda olmayacaksan ne zaman olacaksın? Kız kardeşime çektirdiğin acıları unutmuş değilim. Sen bırak şimdi Ökkeş'i, hayatı da Handan'a yaşattıklarının hesabını ver. Belki o zaman sana yardım ederim. Ben Handan'a hiçbir şey yapmadım. Evliliğimize sadakatle yıllarca bağlı kaldım. Sadece bir hata yaptım diye beni bu neydi belirsiz insanlarla bir tutamazsın. Yılmaz, biz bir aileyiz. Ben senin biricik yeğeninin babasıyım. Beni düşünmüyorsan Yasemin'i düşün bari. Sen önce karının katillerini bul. O zaman belki ben sana yardım ederim Bekir. Heves, şamdanları çıkart canım. Tamam. Yadigar, hoş geldin. Geç kalacaksın diye korkmuştum. Heves, dayının elindekileri al kızım. Siz de pastayı dolaba koyun lütfen.
Yadigar'cığım, sen eve in, üstünü başını değiştir. Biz de hevesle işimizi bitirince geliriz. Tamam Zehra. Ha Zehra. Hı? Şunu al, sen de dursun. Aa, ay en önemli şeyi unuttum. Sağ ol aşkım. Abla, yemeği havuz başına mı hazırlasaydık acaba? Dışarıda üşümesinler şimdi. Yüzükleri bahçede takarız, yemek için içeri geçeriz. Ya bu kadar aceleye gelmese, böyle gerginlikler olmasa... ben oğlumun nişanını en şık mekanlarda, en güzel yerlerde yapardım da. Boş ver şimdi mekanı, takılma. İşin sonuna bak sen Zehracığım. Hı. Kızım bak, bak artık sinirlerine hakim olmak zorundasın. Bugün ben araya girmesem, neredeyse Yasemin'e her şeyi açık ediyordum. Babacığım, sen Yasemin'in küstah tavırlarını görmüyorsun galiba. Kızı doldurup doldurup üzerimize salıyorlar. Yok çıkabilirsiniz, yok işlere sonra bakarız filan. Benim de sabrımın bir sınırı var. Hiç kusura bakma Ökkeş abi. Yeğenim haklı. Tahammül sınırlarını zorluyor artık o kız ya. Vedat, karışma işine bak sen. Tamam ya. Ne olursa olsun. Ben Yasemin'i karşıma alıp konuşuncaya kadar herkes diline hakim olacak. Deneriz baba. O Bekir de işkillendi. Peşine düşmezse iyidir. Bize söylüyorsun da senin de adamı alttan aldığın yok. Yumruk yumruğa girecektiniz neredeyse. Benim Bekir'le durumum farklı kızım. Biz onunla ezeli düşmanız. Yıllarca neler çektim bir ben bilirim. O Yılmaz'la birlik olup fabrikamı elimden aldı. Bin türlü dalavereyle ne yaptılar, ne ettiler, bizi bir lokma ekmeğe muhtaç ettiler. Ama ben o Bekir'e yapacağımı biliyorum. Hele bir zamanı gelsin de... o zaman ağzını, burnunu dağıtacağım. Vedat. Hadi al abim içeri geçsen. Gel abi, azıcık oturalım. Sen de yoruldun olaya. Yok canım, her zamanki işler. Sen söyle bakayım, Yasemin sana ne dedi de sen asıl bu kadar yükseldin? Ali konusuyla canımı ne kadar yakacağını çok iyi bildiği için... akşam bizim hazırlığımız var dedi. Asıl bu geceden sonra Pınar'la bir olup... her gün beni çileden çıkartacaklar hala. Nasıl dayanacağım hiç bilmiyorum. Dayanacağız alıcım. Hep beraber direneceğiz ve atlatacağız. Sen hiç merak etme. Ne yaptılar, ne ettiler? Sonunda Ali'yi benden kopardılar. Ben onu çok seviyorum hala. Onsuz nasıl yaşayacağım? Onu nasıl unutacağım hiç bilmiyorum. Ne yaparsam yapayım bir türlü atamıyorum onu aklımdan. Bizi hiçbir şey ayıramaz derken o kız öyle bir şey yaptı ki. Bana ayrılmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Sen çok güçlü bir kızsın halacığım. Bunun üstesinden de gelirsin elbet. Hem sen doğru olanı yaptın. Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı.
Bu gece katılmam diyordun. Gelmişsin bakıyorum. Babam kolumdan tuttu getirdi Yasemin'cim. Yoksa sevmiyorum böyle şeyleri biliyorsun. Gece daha yeni başlıyor. Biraz hızlı içmiyor musun? Sen beni dert etme. Hani baban gelmemiş? Kaçırmazdı böyle boş muhabbetleri. Ben de ısrar ettim ama seni ve dayımı görmek istemediği için gelmedim. Aman 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 aman. Allah'tan alınganlık huyu var. Yoksa adamı bu evden çıkartamayacağız. Ufuk, iyi görünmüyorsun. Senin bir şey mi canı sıkkın? Yani burada olmak zorunda olmanın dışında. Yok bir şey. Şöyle bir ayağa kalk da göreyim güzelliği. Hemen. Bakayım. Maşallah. Çok güzel olmuşsun canım benim. Çok teşekkür ederim. Siz de çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Canım benim. Yeğenin çok şanslı Hakkı. Malum Ali bizim en kıymetlimiz. Evlendikten sonra öyle bağı koparmak yok Pınar. Hep beraber büyük bir aile olacağız. Tabii ki Yılmaz Bey. Hiç şüpheniz olmasın. Pınar zaten bu evin kızı. Başka türlüsü düşünülemez Yılmaz. Nasılsın? Ne diyeyim? Üzülme lütfen. Belki de her şey çok güzel olur. Eminim olur. Pınar'dan öğrenecek çok şeyimiz var. Ali'yi bu işe nasıl ikna etti hala aklım almıyor. Çocuk var ortada canım, ikna almayıp ne yapacak? Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Bu işleri bir biz beceremedik gitti. Pınar'ın yerinde biz olsak sonuç böyle mi olurdu? Haklısın valla. Biz olsak çoktan elimize yüzümüze bulaştırmıştık. Aşkım, azıcık mutlu mu görünsen acaba ha? Patlamaya hazır bomba gibisin, beni de geliyorsun. Mutluyum ben. Takalım şu yüzükleri de bitsin bu iş. İnanamıyorum. Oğlum bitti, sen başladın. İyi, ben yüzükleri getireyim de bir an önce konuya girelim. Yadigar, neden öyle uzakta kız babası gibi mahzun duruyorsun? Otursana şöyle. Ufa bakıp geleceğim. Gel kuzenim gel. Şu koskoca evde iki tane mutsuz var. Biri sensin. Öteki de ben. En acısı ne biliyor musun? Hepsi mutlu taklidi yapıyor. Benden de aynısını yapmamı bekliyorlar. Bu Hakkı denen adama beni versen, adam beni bir kaşık suda boğar. Ama Pınar'dan dolayı kabul ediyor işte. Yılmaz Bey, o zaten Hakkı'dan nefret ediyor. İnsanlar neden böyle yalanla yaşamayı seviyorlar gerçekten hiç anlamıyorum. Sen hayatı seviyorsun değil mi? Sevgimin bir önemi yok artık. Ne dediysem dinletemedim. Hayat benden vazgeçti.
Bu saatten sonra onu bana ne geri getirebilir ki? Kim geri getirebilir? Benim hiçbir umudum yok Ufuk. Ben kuzenim. Sen mi? Sana bir yanlış yaptım demiştim, hatırlıyor musun? O yaptığım yanlış belki de senin için büyük bir doğru olabilir. İster inan, ister inanma. Ben istemedim kuzen. Ben istemedim. Ufuk, neyi istemedin? Ben Pınar'la siz ayrıken birlikte oldum. Pınar'ın çocuğumuz dediği bebek benim olabilir Ali. Ne diyorsun Ufuk sen? Geldi. Ali nerede? Geliyor abi. Adem abi, Ali Bey buraya geldi. Ne yapalım? Tamam Adem abi. Senin burada ne işin var Ali? Abi müsaade et lütfen. Ne var? Niye geldin sen yine? Sinirlenme abi. Değmez buna. Ali. Bu gitgeller daha ne kadar devam edecek? Ben sana daha dün demedim mi? Bizim bir hayatımız olamaz. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Hayat, bir müsaade et anlatacağım. Ben bir şey öğrendim. Pınar beni kandırmış.
Bebeğin babası ben olmayabilirmişim. Ne? Anlamadım ben. Ben olmayabilirmişim derken? Bu kız benimle beraberken başkasıyla birlikte olmuş. Yani hayat, bizim için hala umut var. Lütfen buradan gider misin Ali? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Bıktım artık ben senin bu entrikalı aşk ilişkinden. Her gün macerana başka biri dahil oluyor. Ben bunlardan çok usandım. Bununla baş edemem ben. Lütfen benden seni anlayıp hak vermemi bekleme. Hayat. Bizim için hala bir umut var diyorum sana. Kızımı duydun. Çık git bu evden, bir daha da gelme. Hadi abicim, hadi. Ali aç ne olur.